Milli Savunma Bakanlığı bugün için bu saat dilimini işaret etmişti. Birazdan sosyal medya hesaplarımızda görüntüler paylaşacağız demişti. İşte o görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Canlı olarak getiriyoruz. Mağaraları tek bir atışla nasıl vurduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı, hatırlarsınız. Sofi Nurettin adıyla yer alan teröristi nasıl vurduklarını Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Peki Sofi Nurettin kimdi? Neler yapmıştı? Hangi operasyonlarda örgüt adına çalışmıştı? İşte bu konuyla ilişkili olarak uzmanlar da Gara operasyonunda önemli bir şekilde, aktif bir şekilde rol aldığı bilgisini paylaşmıştı, açıklamışlardı. Şimdi tüm ayrıntıları, işte o operasyonla nasıl ele geçirildiğini de Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle aktardı. CNN Türk ekibinden muhabir arkadaşımız Ahmet Türkeş bize daha detaylı bir şekilde aktaracak. Ahmet, söz sana bırakıyorum. Aslında Milli Savunma Bakanlığı saat 1.30'da duyurdu. Hiçbir terör örgütüne ve hiçbir teröriste artık rahat yok. Hangi deliğe girerlerse girsinler, korkularıyla birlikte hesap verecekler. Saat 14.30'da teröristler için hazırladığımız mesaj için sosyal medya hesaplarımızda buluşalım dedi. Ve ardından da paylaşımlar geldi. İlk paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK, KCK, PYD, YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin Kod adlı terörist, İran kuzeyinde saklandığı delikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildi dedi. Bu operasyon videosu paylaşıldı. O videoda bir insansız hava aracı tarafından kaydedilen operasyonu görüyoruz. Bir savaş uçağı tarafından oldukça etkili bir mühimmat, oldukça saklanan, dik, küçük bir girişi olan mağarayı imha ediyor. Ve bakanlık diğer paylaşımlarında da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2015-2020 yıllar arasında PKK, KCK, PYD, YPG'nin Suriye genel sorumlusu olan Sofi Nurettin Kod adlı teröristin İran kuzeyine geçmesi, YPG, PYD'nin PKK, KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu ifadelerini kullandı. Ve son mesajında da terör örgütünün üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimize de falan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır dedi. Tabii bu operasyonun perde arkası oldukça önemli. Çünkü bir özel ekip kuruldu. Suriye genel sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınar harekatları sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yürütülen faaliyetleri yönetiyordu Sofi Nurettin Kod adlı Halef el Muhammed. Örgüt için hezimete dönüşen bu harekatlardan sonra çatışmalardan gözlerden uzak yürüttü ve Irak'a geçtiği tespit edildi. Bunun için de özel bir ekip kuruldu ve Suriye'deki tüm yakınları, tüm ailesi izlendi ve Irak'a geçtiği tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki istihbarat unsurları da bunu doğruladıktan sonra operasyon düğmesine basıldı. Oldukça önemli bir isim, özellikle de terör örgütü PKK için önemli isimlerden olan Murat Karayılan'ın akıl hocası olduğu belirtiliyor. Ve bu teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda örgüt içerisinde de kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. Bu derecede üst düzey bir teröristin etkisiz hale getirilmesinin bunun yansımaları olacaktır. Ancak oldukça önemli bir isimdi, tekrar edelim. Özellikle Suriye'de terör örgütünün tüm yönetimini üstleniyordu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı silahlı faaliyetleri yöneten isimdi. Özellikle Gara alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 operasyonu sırasında da Mehmetçi'ye yönelik faaliyetleri, saldırıları organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 vatandaşın da şehit edilmesi emrine vermişti. Bu terörist etkisiz hale getirildi ve Milli Savunma Bakanlığı da o operasyonun görüntülerini paylaştı. Tekrar edelim, yaya olarak girilmesi çok zor olan bir mağarada, kayalık bir mağaraya yönelik bir hava operasyonuyla mağaranın girişine oldukça patlayıcı yüklü bir mühimmat operasyon düzenleniyor ve bir insansız hava aracı da saniye saniye o operasyonu görüntülüyor. Ki burada insansız hava aracının da uzun süre o mağarayı izlediği, o mağaraya girenleri çıktığını tespit ettiğini söyleyelim. Ve yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki unsurları da bu teröristin öldüğünü doğruladığını belirtelim. Yeni ayrıntılar, yeni bilgiler gelirse operasyonlara ilişkin takip ediyoruz diyelim ve sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Türkeş'ten aldık detayları. Aslında Ahmet'in de belirttiği gibi oldukça önemli bir isimdi terör örgütü PKK'da. Kara Yılan'ın akıl hocası olarak adlandırılıyordu ve Sofi Nurettin'in yakalanması ve vurulmasıyla bundan sonra örgüt içinde çok ciddi çözülmeler olacağı bilgisi de geçiliyor Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada. Uzun bir süredir bu operasyon bekleniyordu aslında. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri personeli gece gündüz bölgede çalışmalarını yürütüyordu. Kuzey Irak noktasında hem karadan hem de havadan operasyonlar devam ediyordu. Bundan birkaç ay önce Gara'ya operasyon düzenlenmişti ve o operasyona şehit olanların kanları yerde kalmadı. Sofi Nurettin o operasyonda önemli bir isimdi PKK terör örgütü tarafından ve gerçekleşen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu bu büyük operasyonla mağara hedefleri tek bir atışla vuruluyor roketle. İçinde de Sofi Nurettin vardı. Sofi Nurettin'i de uzmanlar aslında çok net ifadelerle açıklıyorlar. PKK terör örgütü tarafından oldukça önemli bir isim olduğunu söylüyorlar.